Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bugün tarih alemde hiçbir nesil şecere ile şecere yani kayıtla senetlerle anane ile birbirine mutasıl en yüksek şeref ve âli hasep ve asıl nesep ile muntaz hiçbir nesil yoktur ki, Âl-i Beyt'ten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Yani hiçbirimizin öyle silsile şeklinde kayıtlı nesebimiz, soyumuz kayıtlı değil. Hiçbirimizin. Âl-i Beyt hariç. Âl-i Beyt'i böyle bir bütünlük yapmış. Hani bir ağaç yaparlar böyle. Çekirdek işte dal verir. Şu çocuğu doğdu. Her çocuk doğmasında bir ok çıkarırlar. Böyle bir şey. Tamam mı? Âl-i Beyt. Şimdi yürüyoruz olaya. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatın fırkaları başında onlar. Yani mezhep olsun, meşrep olsun, cemaat olsun. Her İslami faaliyetlerde hep onlar. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaları başında onlar ve ehli kemalin namdar reisleri yine onlardır. Ebu Haşen'in Şazeli, İbrahim İdrisi, Abdülkadir'in Geylani, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman gibi. Babası yani Seyit ve Şerif. Seyit nereden geleni deniliyor? Babası nereden geliniyor? Hazreti Hasan. Ha? Hüseyin. Babası Hasan'dan geldiği için şerif olmuş. Ben Seyit değilim derken babam Hüseyin'den değil. Babam Hasan'dandır, annem Hüseyin'dendir. Ondan sonra ismi ismime denilecek. Ustadın ismini biliyor musunuz? İsmi? Muhammed Said. O şey olabilir, yara kaşınabilir diye Üstad ilk eserlerinde Muhammed'i çizmiş. Muhammed Said'dir.